Yani insanlar burada kendi dayanışma ağlarıyla aslında durumu kurtarmaya çalışmış. Devletin bu kadar büyük olanakları ve imkanları olmasına rağmen kıt imkanlarla hem partimiz hem sivil toplum örgütleri hem de işte halk kendi dayanışmasını örerek üstesinden gelmeye çalışmış. Onun için biz aslında bir kez daha şunu gördük. Toplumun kendi savunması, toplumun kendi dayanışması olmazsa devletin aslında yaşatmayacağı, devletin yaşatma gibi bir derdinin olmadığını burada gördük. Neredeyse biz kime sorarsak soralım, devletin ilgili kurumlarında çalışan, bu konuda kurtarmakla görevli, müdahale etmekle görevli olan kurum ve kuruluşlar ilk başta buralarda çalışanlar, ailelerini ya da işte yakınlarını deprem bölgesinden kaçırmayla meşgul olmuş. Yani kurtarması gerekenler, kurtarma çalışmaları yürütmesi gerekenler adeta ilk kaçanlar olmuş deprem bölgesinden. Şu küçücük köyde bile yani onlarca hatta belki yüzlerce ev yıkık ve birçoğunun enkazı hala doğru düzgün kaldırılmış değil. Burada arkamızdaki yapıda bir dayanışma merkezi kurulmuş ve bu yardımlar buradan çevre köylere ve beldeye ulaştırılmaya çalışılıyor. Gerçekten yüzlerce gönüllü partimizin, sivil toplum örgütlerinin gönüllüsü adeta seferber olmuş durumda. Buradan şu çağrıyı yapıyoruz. Yeniden inşa etmek için bütün toplumsal gücü, ekonomik gücü, olanakları olan herkesin seferber olması lazım. İşte bu insanlar aslında buradaki toprağı, buradaki belleklerini, hafızalarını terk etmek istemeyen ve ısrarla burada yaşam olanağı yaratmaya çalışan bir mücadele içerisindeler. Bizim temel çağrımız herkesin kendi anılarına, hafızasına, toprağına sahip çıkması. Onun dışında en önemli şeylerden biri de burada Malatya'da gördüğümüz. Aslında Van'dan, Hakkari'den, Muş'tan, Bitlis'ten, İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, Batman'dan onlarca, belki yüzlerce gönüllü bu çalışmaları dönüşümlü olarak yürütüyor. Tam bir toplumsal seferberlik var. İşte belki devlet yaşatmıyor, devleti yaşatma politikası yok ama toplumun dayanışmasının bir kez daha ne kadar önemli olduğunu gördük. Gerçekten hepsini kutluyoruz. Yani kriz koordinasyonumuzla da burada bir toplantı, bir değerlendirme toplantısı yaptık. Gerçekten sahaya hakimler ve dayanışma kesinlikle bitmemeli, devam etmeli diyor.